çıkıyor. A noktasından şöyle ilerliyor ve B noktasına varıyor. A noktasından hareket eden, şöyle şunu da yazayım. 40 km hızla hareket eden araç bunu yapınca, yani B'ye varınca, yine A noktasından 50 km hızla çıkan araç da şunu yapacak. Şöyle çıkıyor, buradan çıkıyor. Şöyle C'ye kadar gidiyor. Sonra C'den dönüp B'ye geliyor. Tekrar B'ye geliyor. Mavi aracın yaptığı da bu. Tabii mavi aracın hızına da 50 km diyelim. Şimdi bizim temel bağıntımız şu. Yol eşittir hız çarpı zaman. Temel bağıntımız bu. Şimdi eksik olan kısımları tamamlayalım. Şimdi kaç saatte gerçekleşecek? Bunu bilmiyoruz. Kaç saat sonra gerçekleştiğini. Biz T saat diye. Şöyle T saat geçmiş olsun. Şu aradaki yolun uzunluğunu bilmiyoruz. Ona X diyelim. Buradaki yola da X diyelim. Şuradaki parçaya da Y diyelim. Tabii bu Y olunca şu üst tarafı da Y olacak. Şimdi bu mavili araç A'dan çıkıyor, C'ye gidiyor, tekrar B'ye gidiyor. Tabii aynı anda yola çıkıp aynı anda karşılaştıkları için mavi araç için geçen süre de T saat olmalı. Şimdi denklemleri kuralım. Mavi aracın yaptığı işe bakalım. Öncelikle şuraya kadar X kilometre yolu gidiyor. Sonra Y kilometre gidecek, tekrar Y kilometre gelecek. Yani X artı Y artı Y. Mavi aracın gittiği yol bu. Şu. Hızı 50 kilometre, geçen süre T saat. Şimdi gelelim kırmızı olanı. Kırmızı olan şunu yapıyor. Gittiği yol X. Eşittir hızı 40. Geçen sürede T saat. Şimdi şunlar aynı. Yani X'imiz 40T'ye eşit. Biz buradaki X'in yerine 40T'ye yazabiliriz. Yazalım oraya. Şuraya 40T'ye yazıyorum. 40T artı 2 tane Y var. 2Y eşittir 50T. Buradaki 40T'yi karşıya atıp 50T'den çıkarırsak bizim 2Y'miz eşittir 10T olur. Her iki tarafı 2'ye bölersek Y'miz de 5T gelir. Y eşittir 5T. Şimdi aradığımız orana bakalım. AB bölü BC'yi arıyoruz. Şöyle eşittir diyorum. AB uzunluğu, A'dan B'ye kadar olan uzunluk X, B'den C'ye kadar olan Y. X'i 40T'ye bulmuştuk. Y'yi 5T'ye bulmuştuk. Yani 40T bölü 5T olacak. Şuradaki T'leri çiziyorum. Eğer 40'ı 5'e bölersek de 8 gelir. Demek ki bu aradığımız oran 8'miş.